Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği tedavisinin devam ettiği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile Vali Ersin Yazıcı ziyaret etti. Bugün Antalya Büyükşehir Üniversitesi'ne gelince başkan patronumuz zaten. 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı için Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ziyaret etti. Başkan Böceğin ağabeyi Şadi Böcek ve oğlu Gökhan Böcek tarafından karşılanan Demircan, Böceğin doktorlarıyla görüştü. Demircan, hekimlerimiz olaya vakıf ve sürecin giderek iyiye gittiğini onlardan da duymuş olduk diye konuştu. Malumunuz bugün Kültür Turizm Bakanlığımız yıllardır yapılan Antalya Altın Portakal Film Festivali münasebetiyle buradayız, açılışını yapacağız. Film Festivali'nin lideri belediye başkanımızdı. Bu vesileyle gelip ailesiyle son durumu öğrenmek ve geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istedik. Öğrendiğimize göre her şey çok olumlu seyrediyor. Hekimlerimiz olaya vakıf ve giderek sürecin iyiye gittiğini mutlulukla duymuş olduk. Bu vesileyle geçmiş olsun. Acil şifalar diliyoruz. Bu münasebette buradayız. Teşekkür ederiz. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, konuk olduğu Hürriyet Akdeniz editör masasında son dönemin en çok merak edilen konularından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği nakil yapılıp yapılmayacağının yanıtını verdi. Rektör Özkan, 4 yıllık görev sürecinde izleyeceği yöntem anlayışını, kadro yapısını nasıl oluşturduğunu, pandemi sürecinde alınan önlemleri ve yeni dönem eğitim sistemi hazırlıklarının detaylarını anlattı. Ziyaretinde Başkan Muhittin Böcek hakkında da açıklamalar yaptı. Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin tedavisi hastanemizde sürüyor. Sağlık Bakanımız süreci bizzat takip ediyor. Akciğer nakline ihtiyacı olduğu yönündeki haberler doğru değil. Elbette yoğun bakımda olan her insan için risk yüksektir. Uzun süre yatan bir hastada emboli dediğimiz pıhtı atma ihtimali çok yüksek. Risk sürüyor ama ne gerekiyorsa yapıyoruz. Covid-19 tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, kritik sürecinin devam ettiği son 24 saat içinde olumsuz bir gelişme olmadığı bildirildi. En güzel ilçesinden birisi olan Alanya'dayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böceğin durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Alanlarındaki yetkin klinisyen öğretim üyeleri modern tıbbın tüm imkanlarını kullanarak takibi yoğun ve eksiksiz bir şekilde sürdürmektedir. Başkanımızın kritik süreci devam etmekle birlikte son 24 saat içerisinde olumsuz bir gelişme yaşanmamıştır ifadelerine yer verildi. Cumhuriyet Halk Partili Böcek, durumunun kötüleşmesi üzerine 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Şöyle bir resim alalım o zaman öğrenciler. Diyarbakır'a atanan Yüksel Arslan yerine Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er atanmasının ardından gözler Alanya'da yeni müdürün kim olacağına çevrildi. Vekaleten yürütülen müdürlük pozisyonu için 5 isim kulis yapıyor. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'in Antalya İl Milli Eğitim Müdürü olmasının ardından gözler yerine kimin geçeceğine çevrildi. Er'in tayini sonrası vekaleten görevi şube müdürlerinden Ahmet Sarı yürütürken bu makama atanmak için biri şube müdürü olmak üzere 5 isim için kulis çalışması yürütülüyor. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü için ismi geçenler Barbaros Azakoğlu Ortaokul Müdürü Yusuf Yılmaz, Hasan Çolak Anadolu Lisesi Müdürü Adem Gökbelen, Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koç,
Şehit Coşkun Nazilli İlkokul Müdürü Mustafa Karagedik ile Parla Yüksel İlkokul Müdürü İbrahim Yıldırım bulunuyor. İlk etapta bir süre vekaleten bu görev için atama yapılıp daha sonra asaleten atama olması bekleniyor. Bunun yapıldığını kamuoyundan duyuyoruz. Bununla da gururlanıyoruz. Alanya'da tünel çıkışında bariyerlere çarpan 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sabaha karşı saat 4 sıralarında Kaplanalı Yaylası yolunda meydana geldi. Çayarası Yaylası istikametine giden Mustafa Öztürk'ün idaresindeki motosiklet, tünel çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü. Motosiklet sürüklendi. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Birçok lise öğrencisinin beklediği haber geldi. Mesleki ve teknik liselerde uygulamalı dersler pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitim ile verilecek. Ayrıca hükümet yüz yüze eğitimin kapsamını geliştirmek için çalışmalara başladı. Alanya'da bu kapsamda 9.965 öğrenci yüz yüze eğitime geçecek. Yüz yüze eğitime kademeli geçişte yeni bir adım daha atıldı. Artık meslek liselerinde uygulamalı dersler pazartesiden itibaren yüz yüze yapılacak. Koronavirüs sebebiyle Mart ayından itibaren kapalı olan okullar yeni eğitim yılına 31 Ağustos'ta uzaktan canlı derslerle başlamıştı. Gelinen noktada okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfların ardından 5 Eylül itibariyle 4 lise türü yeniden yüz yüze eğitime başlıyor. Örgün eğitim veren meslek liselerinde okuyan 6.265 öğrenciden uygulamalı eğitim dersleri olan öğrenciler ile açık öğretim meslek liselerinde okuyan 3.700 öğrenciden uygulamalı dersi olan öğrenciler yüz yüze eğitime başlayacak. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki Eğitim Merkezleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinde de çalışacak. 5 Ekim Pazartesi günü bu listelerde uygulamalı dersler yüz yüze yapılacak. Okullarda koronavirüs tedbirleri de en üst seviyede tutulacak. Her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalyalıları ekonomik, sağlıklı ve kaliteli et ürünleriyle buluşturan Halk Et Mağazalarının 4. şubesi Serik'te hizmete girdi. Halk Et Serik mağazası ilk günden vatandaşların akınına uğradı. 3,5 lirada burası. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin, yerelden kalkınma hamlesiyle hayata geçirdiği Halk Et projesi, vatandaşlardan gördüğü ilgiyle büyümeye, yeni şubeler açmaya devam ediyor. Antalyalı besicilerden alınan hayvanlardan elde edilen et ürünlerini vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kepez, Manavgat ve Alanya'nın ardından 4. Halk Et Şubesini Serik'te hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANET tarafından işletilen Serik Halk Et Mağazası, Yeni Mahalle Yaşar Uçar Caddesi'ndeki yerinde satışlara başladı. Vatandaşlara ekonomik, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli et alabilme imkanı sunan Halk Et Satış Mağazası'na Serikliler ilk günden yoğun ilgi gösterdi. ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocaöz, Serik Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Sekreteri Mustafa Kurt ve İyi Parti İlçe Başkanı Oğuz Ersöz, Halk Et Serik Mağazası'nda incelemelerde bulundu. Alanya'da, şimdi de Serik'te açıyoruz. Vatandaşlarımız memnun oldu ki biz devam ediyoruz bunlara.
ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocaöz, Halket mağazalarından vatandaşların çok memnun olduğunu belirterek yeni şubeler açmaya devam edeceklerini söyledi. Kepez, Manavgat ve Alanya Halket mağazalarını bugüne kadar toplam 105 bin vatandaşın ziyaret ettiğini kaydeden Kocaöz, toplam 265 bin kilogram et ve et ürünü satıldığını söyledi. Kocaöz, Muhittin Başkanımız Seri'ye Halket sözü vermişti. Onun sözünü yerine getirdik. Sürekli halkımızın Halket'ten memnun kalacağını düşünüyorum. Hayırlı, uğurlu olsun dedi. Tabii Seri'nin ayrı bir özelliği var. Bugün biz iki kez mutluyum ben şahsım adına. Birincisi Muhittin Başkanımız Ekim'in başında Seri'ye Halket istiyorum demişti. Biz onun sözünü yerine getirdik Serik'te hemşehrilerimize. Çok güzelmiş dana. Dana Seri. Çok güzel. Maşallah. Benim adım Gani Özdemir. Yani 45 senedir bu kazadayım. Açıldığı için çok sevindim. Çok hoşuma gitti. Seri'ye layıktır. Geç kalan bu olay. Bana bir adım gene, ben bin adım giderim.